ilk defa asfalt zeminde gerçekleşen ve 113 kilometrelik özel etaplardan oluşan Marmaris Ege Rally'sinde ekipler arasında kıyasıya mücadele yaşandı. İşte Marmaris Ege Rally'si özetimiz başlıyor. Rally'nin birinci etabında GP Garage My Team takımının bir diğer ekibi Evofon renklerinde yarışan Serkan Hüseyin Şefik, Oğuzhan Alkan ikilisi dördüncü oldu. GP Garage My Team takımından servis alan ve bu sezon Evofon Racing Team renklerinde ilk kez rally şampiyonasında yarışan Serkan Hüseyin Şefik Oğuzhan Alkan ikilisi geçtiğimiz Sarıkamış rallisinde sınıf N'de karlı zeminde ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar. Onların hem ilk yarış tecrübesiydi hem de zor bir otomobille yarış kariyerlerine başlamışlardı. Ancak kullandıkları otomobil defalarca kendini ispatlamış, hatta geçtiğimiz sezon bu otomobille Sinan Soylu sınıf N şampiyonu olmuştu. Yarışta Serkan Hüseyin Şefik elinden geleni yaptı. Onun için ilk yarış antrenman niteliğinde geçti diyebiliriz. Ardından Marmaris'e geldiler ve sezonun ikinci yarışında start aldılar. Asfalt zeminde ilk tecrübelerini elde eden ekip rally'nin ikinci gününü sınıf N'de dördüncü sırada tamamlamayı başardılar. Rally'nin ikinci gününe benzer tempoyla başladılar. Çok fazla risk almadan yarışı bitirme odaklı hareket ettiler ve bunda da başarılı oldular. Serkan Hüseyin Şefik, Oğuzhan Alkan ikilisi rally'nin 3. gününde de çok fazla risk almadılar ve rally'yi sınıf N'de 4. sırada tamamlamayı başardılar. Garage My Team takımında servis alan bir diğer Evofon Racing Team ekibi Kemal Şener Bora Yılmaz ikilisi için Marmaris Ege Rally'si talihsiz geçti diyebiliriz. Kemal Şener Bora Yılmaz henüz daha rally'nin ilk gösteri etabının startında diferansiyel kırarak yarışa veda etti. Ardından rally'nin ikinci gününe süperleri yaparak başladı. Kemal Şener Bora Yılmaz ikilisi rally'nin ikinci, üçüncü ve dördüncü etaplarında üçüncü zamanı yaparak güne iyi başladı. Ardından rally'nin 5. etabında tempoyu daha da yükselttiler ve 2. zamanı yaptılar. Rally'nin 6. etabı Remet Asistans'la ise bir kez daha talihsizlik yaşadılar ve otomobilleri başka bir sorundan dolayı mekanik arıza verdi. Ve rally'nin ilk günü olduğu gibi 2. günü de tamamlayamadılar ve böylelikle Marmaris Ege Rally'sine erken veda etmiş oldular.